Bismillahirrahmanirrahim. Babu ekli ma gayyaretin nâru. Hel yûcibül yudu'a emle. Babu ekli ma, bu şul bir şeyin babıdır ki gayyaretin nâru, nâr tayir etti. Ateşte pişti yahut da kızardı. Böyle bir şeyi yerse hel yûcibül yudu'a, abdesti icap eder mi emle, etmez mi? حدثنا ابن أبي داود وأحمد بن داود قال حدثنا أبو عمر الحوضي قال حدثنا همام عن مطر البراق قال قلت مطر البراق كان رواية ديور dedim ki أمن أخذ الحسن حسن kimden aldı neyi الوضوء مما غيرت النار bu rivayeti kimden aldı şimdi Hammam Matarul Verrak'tan rivayet ettiğine göre Hammam Matarul Verrak'a soruyor. Ki Hasan-ı Basri el-vudu'u mimma gayyaretin nar. Ateşin teayir etmiş olduğu şey abdesti mucib olur. Bunu kimden aldı? Bâle ehadehu'l Hasan an Enes'in. Hasan-ı Basri Enes radıyallahu anh'tan aldı. Ve ehadehu Enes'u. Enes'un. Enes de bunu aldı an Ebi Talha. Ebi Talha'dan. Ve ehadehu Ebu Talha. Ebu Talha da aldı. An Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resul-i Ekrem Efendimiz'den aldı. Şimdi bu bir hadisi şerif. Daha birçok hadisi şerifler gelecek ki ateşte pişen ve kızaran bir şey abdesti bozar. Sonunda bu hükmün nesredildiğini beyan edecek ve nasih olan hadisleri de zikredecek. حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الزهري قال حدثني أبي يعقوب diyor ki babam Abdurrahman bana rivayet eyledi. O da kimden? An ebihi, kendi babasından. Evet. Ve huve, onun babası da kimdir? Muhammed bin Abdullah El-Gâriyyi, Muhammed bin Abdullah el-Gâriyyidir. İçeride ve huve İbn-i Abdullah el-Gâri diyor, demiş. Haşiyede de diyor ki sahih-i Muhammed bin Abdullah el-Gâriyyi, yanlış eddesiyle. O da kimden? En Ebi Talha'ta sahibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'in sahibi Ebu Talha'dan rivayet ediyor. An Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, o da Resulullah Efendimiz'den rivayet ediyor ki ennehu, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ekele sevre akitin, bir kurut parçasını yedi. Akit yoğurdu, sütü kuruturlar, parça parça olur, taş gibi olur. Buna bazı yerlerde kurut derler. Akit, Arapçası akit. Bundan bir parça yedi. Fetavadda minhu, ondan abdest aldı. Onu yediğinden dolayı abdest aldı. Kâle amrun, Râvi Amr diyor ki ve sevru el git'atü, sevr bir kit'a demektir, parça demektir. Amr ibn-i Halid bunu izah ediyor. Haddesene Ebu Bekret'e kâle haddesene Ebu Amir'in kâle haddesene ibn-i Ebi Zîbin an-i Zühriye an-Abdülmelik ibn-i Ebi Bekir'in an-Kharicete ibn-i Zeyd'in an-Zeyd ibn-i Sabit an-Resûlillah sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd ibn Sabit radıyallahu teala anh buyurdular ki tevadda'u mimma gayyaretin naru, narın teayir etmiş olduğu şeyi yerseniz ondan abdest alınız. Niye abdesti bozar da onun için abdest alınız buyurdu. حدثنا ابن أبي داود وفهد قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث بن سعد ليث بن سعد مشهور إمام مصري مصري إمام مجتهد مذهب صاحبي قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب فذكر بإسناده مثله ابن شهاب زهري ده بسند له بني رواية إليه yani o da Abdülmelik ibn Ebi Bekir'den, o da Haricet ibn Zeyd'den, o da Zeyd ibn Sabit'ten, o da Resulullah Efendimiz'den rivayet eylemiş. Haddesena Nesru ibn Merzukin ve ibn Ebi Davud kâle haddesena Abdullah ibn Salih kâle haddeseni Leysu kâle haddeseni Akil
an Ebi Şehab'in fezekere mislehu bi isnadihi. İbn-i Şehab-i Zühri'den diğer bir sened ile İmam-ı Tahavi yine zikrediyor. Haddesena Fahdun ve ibn Ebi Davud kal, haddesena Abdullah ibn Salih kal, akberenil Leysu kal, haddeseni Akil an İbn-i Şehab'in kal, akbereni Sa'id ibn Halid ibn Amr ibn Osman ennehu sa'ala Urvete ibn Zübeyri an zalik. Urvete ibn Zübeyri'den sual etti. Sual eden kim? Sa'id ibn Halid ibn Amr ibn Osman. Fekali Urvetu, Hazreti Urve buyurdular ki Semiyetu Aişete radıyallahu anha, Hazreti Aişe'yi işittim. Tekulu buyururdu ki Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz buyurdu Fezekere mislehu. Aynen yukarıdaki hadisi zikret eyledi. Yani Tavaddavu mimma gayyeretin naru hadisini buyurdu. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا سفيان بن سعيد بن المغيرة أخبره أبو سفيان بن سعيد خبر بردي أصل متندا أن أبا سعيد بن أبي سفيان İbn-i Mughire demiş. Fakat şareh diyor ki bu galattır. Aşağıda da geleceği gibi. Yani takdim tehir olmuş. Babasının ismi böyle gelmiş. Eba Süfyan kendisi, babası Said. Akberahu, ona haber verdi ki ennehu dehale ala Ümmü Habibe. Ümmü Habibe'nin yanına gitmiş. Ümmü Habibe Ebu Süfyan'ın halası oluyor. Radıyallahu anha. Ve de kim Ümmü Habibe? Zevci Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'in zevce-i muhteremeleri. Fede'at lehu bi sevikin. Hazreti Ümmü Habibe ona bir sevik istetti, getirtti. Yani al hizmetçisine dedi ki sevik getir. Getirdi. Feşeribi, o da içti. Sevik undan, yani kavuttan çorba gibi bir şey yapılır. İşte onu içerler. Sümme kâlet. Sonra o Hazreti Ümmü Habibe dedi ki yebne ahi tavadda. Yani bundan anlaşılıyor ki bu zat içmiş, ondan sonra namaza kalkmış, namaz kılmak istemiş. Hazreti Ümmü Habibe demiş ki yebne ahi tavadda. Ey kardeşimin oğlu abdest al. Fekale inni lem uhdis şeyen. Ben bir hades yapmadım. Abdesti kaçıracak bir şey zuhur etmedi benden. Niçin abdest alayım? Fekalet Hazreti Ümmü Habibe radıyallahu anh'a buyurdular ki İnne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal. Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdular. Tavaddavu mimma messetin nar buyurdular. Tavaddavu, abdest alınız. Mimma şöyle bir şeyden ki messetin nar, oni nar messetti. Yani o şey ateşin üzerinde pişti, kızardı. Haddesena Rabi'ul Cizi'yü kal. Haddesena İshab ibn Bekir ibn Mudar. قال حدثنا أبي عن جعفر بن ربيعة عن بكر بن سوادة عن محمد بن مسلم بن شهاب. شهاب يعني ابن زهري. شهاب بن زهري. عن أبي سلمة عن أبي سفيان بن سعيد بن الأخلص. İşte yukarıda geçti ya. İsim de tekrar tekrar olmuş. أبي سفيان بن سعيد بن الأخلص ten rivayet eyledi. An Ümmü Habibe, o da Ümmü Habibe'den rivayet eyledi. Radıyallahu anh mislehu, eyni hadisi şerifi. Yani ona bir sevik getirtti, o da seviki içti. Ondan sonra namaz kılmak istedi. O da buyurdu ki, kalk abdest al. Yalnız bu rivayette, gayre ennehu kâle yebne uhti. Bu rivayette, yebne ahi değil de yebne uhti dedi. Fergim o. Kalk abdest al dedi. Çünkü Resulullah Efendimiz'den ben işittim ki, buyurdular tavaddavu mimma messetin nar. Böyle buyurdular. Haddesana ibn Ebi Davud ve Fahdun. Kale haddesana Abdullah ibn Salih. Kale haddeseni el-Leysu. Kale haddeseni Abdurrahman ibn Khalid. An ibn Şehabin fezekere mislehu bi isnadihi. Eyni hadisi şerifi İmam-ı Tahavi başka bir senetle yine İbn-i Zuhri'den rivayet ediyor. حدثنا أبو بكرة قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet ediliyor. Dedi ki, kâle Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz buyurdular, tavaddû mimmâ gayyeretin nâr. وَلَوْ مِنْ سَوْرِ اَقِتِمْ تَوَدَّوُ Siz abdest alınız. مِمَّا شُوَلْ بِي شَيْءٍ eklenden yemesinden ki غَيَّرَتِ النَّارِ Nar onu değiştirdi. Ateşe konuldu da pişirildi yahut kızartıldı. وَلَوْ مِنْ سَوْرِ اَقِتِمْ İsterse bir akitin parçası olsun, bir kurut parçası olsun. Çünkü o da ateşe konmuş da o süt yahut yoğurt ateşin üzerinde pişmiş ve taşlaşmış, kurumuş. Ona da ateş değdiğinden dolayı bu bile olsa bunu yediniz mi abdest alınız. Haddesena Muhammed ibn-i Huzeyme kâle haddesena Haccacun kâle haddesena Hammad ibn-i Seleme. En Muhammed ibn-i Amrin an Ebi Selemete an Ebi Hureyrete kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tavaddehu min sevri akitin. Hazreti Ebu Hureyre'den bu hadis-i şerifi başka bir senetle İmam-ı Tahavi rivayet ediyor. Yalnız bunda tavaddehu min sevri akitin ibare bu kadar. Siz bir kurut parçasından bile abdest alınız. Yani yerseniz onu abdest alınız. Haddesene ibn Ebi Davud kâle haddesene el-mukaddemiyyü kâle haddesene Abdülâle en-Na'merin en-Zühriyyi an Ebi Selemete an Ebi Hureyrete kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz buyurdular ki tavaddehu mimma messetin nâr velev min sevri akitin. Ebu Hureyre'den başka bir senetle rivayet ettiler ki Resulullah Efendimiz buyurmuş tavaddehu abdest alınız mimma bir şeyden ki messetin nâr, nâr onu temas etti, nâr ona değdi velev min sevri akitin isterse bir kurut parçası olsun. Fekâle İbn Abbas radıyallahu anh Ebu Hureyre radıyallahu anh bu hadisi rivayet edince Abdullah ibn Abbas itiraz etti. Dedi ki ya Ebu Hureyre fe inne neddehinu biddühni biz yağı ve yağı kullanıyoruz. Fakat suhtene binler halbuki yağ ateşte teskin edilmiş. Ateşin üzerinde kaynamış. Biz bunu istimal ediyoruz. Ve netevaddehu bilme suyla da abdest alıyoruz. Fakat suhkine binler. Ateşin üzerinde onar, o su kızdırılmış. Yani tabi bir suda değil de ateşin üzerinde kızdırılmış bir suyla da abdest alıyoruz. Yani bunlar yağ ve su abdesti bozmuyor da diğer şeyler nasıl bozuyor? Yani teaccüp etti ve itiraz kabilinden Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh'a sordu bunu. Fekala Ebu Hureyre dedi ki yebne ahi benim kardeşimin oğlu yani din kardeşi izâ semiyatel hadîse min Resûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem fekala yebne ahi Hazreti Ebu Hureyre Abdullah ibn Abbas diyor ki ey kardeşimin oğlu izâ semiyatel hadîse min Resûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisini işittin mi? فَلَا تَضْرِبْ لَهُ الْاَمْسَارِ Ona emsar darb etme. Yani ona mesel getirme. Sen kıyas ediyorsun bak. Yağ kullanıyoruz, suyu kullanıyoruz. Bunlar ateşte ısınmış. Ve bunlardan abdest almıyoruz da diğer yemeklerde niye abdest alalım diyor, diyorsun. Böyle mesel getiriyorsun, misal veriyorsun. Bunu yapma dedi. حدثنا يونس قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا بكر بن مضر قال حدثنا الحارث بن يعقوب أن عراك بن مالك أخبره قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه حضرت أبو هريرة اشتم ديور يقول بيرودي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنبرة مزن اشتم يقول دردي توضوا مما مست النار آتش تمستي شيدا عبد الصلاة buyururdu. Haddesena Rabi'ul Cezi'yü kâle haddesena İshak ibn-i Bekir'in kâle haddeseni Ebi. İshak ibn-i Bekir diyor ki babam Bekir bana rivayet eyledi. En Cafer ibn-i Rabi'a en Bekir ibn-i Sevade. En Muhammed ibn-i Müslim. Muhammed ibn-i Müslim ibn-i Şahab-ı Zühri. En Ömer ibn-i Abdülaziz. Orada babu ziyade. En Ömer ibn-i Abdülaziz. Ömer ibn Abdülaziz'den rivayet eyledi. An İbrahim ibn Abdullah ibn Qarib.
İbrahim'den قَالَ رَيْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ'yı gördüm. يَتَوَدَّ وَعَبْدِسْتَ عَلِيُّرْدَ عَلَى ظَهَرِ الْمَسْجِدِ Mescidin içinde. فَقَالَ dedi ki اَكَلْتُ مِنْ اَسْوَارِ اَقِتٍ Ben kurut parçalarından yedim. فَتَوَدَّاتُ Onun için abdest aldım. Yediğimden dolayı abdest aldım. İnni semiyetu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den işittim. Yekulu buyururdu ki tavaddavu mimma messetin nar. Ateşin messetmiş olduğu bir şeyi yerseniz abdest alın buyururdu. Haddesena Fehdun ve ibn Ebi Davud. Kala haddesena Abdullah ibn Salih. Kala haddeseni Leysu. Kala haddeseni Abdurrahman ibn Halid. Hani İbn-i Şehab'in fezekere mislehu bi isnadihi. Yani İbn-i Şehab-ı Zühre'den bu hadisi şerifi İmam-ı Tahavi başka bir rivayetle rivayet ediyor. Haddesene İbn-i Huzeyme kâle haddesene Müslim-i İbn-i İbrahim kâle haddesene Eban İbn-i Yezid kâle haddesene Yahya İbn-i Ebi Kethir en Abdirrahman İbn-i Amr'in el-Evza'i عن المطلب بن حنطب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله أين حديث شريف أبو هريرة başka bir senetle rivayet etmiş oldu İmam-ı Tahavi. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث أن حسين المعلم أن يحيى فذكر مثله بإسناده. Yine aynı hadisi şerifi başka bir senette daha rivayet edildi. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن سليمان بن أبي الربيع عن القاسم مولى معاوية قاسم كم معاوية كلسي معاوية بن يزيد بن معاوية يزيد أول معاوية كلسي مشكلة ونا نسبة ديور قال أتيت المسجد بن مسجد geldim يعني الشام مسجد فرأيت الناس Nasi gördüm, müctemiine toplanmış olduklarını gördüm. Ala şeyhin, bir şeyhin halgasına ki yuhaddisuhum, onlara hadis okutuyordu. Kultu menhada, sordum ki bu kimdir? Kalu, dediler ki Sehlü ibnül Hanzaliye, Sehlü ibn Hanzaliye'dir. Dediler. Fesemeytuhu yekul. Ben onun dediğini işittim. Sehlin dediğini işittim. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O zat dedi ki Peygamber Efendimiz buyurdular men ekele lahmen fel yetevadda her kim et yerse abdest alsın çünkü et ateşte pişmiştir onu yerse abdesti bozulur abdest alsın et yiyenin abdest almasını emrettiğini o zattan duydum haddesene ibn Huzeyme kâle haddesene Haccac kâle haddesene Hammadun an Eyyub an Ebi Qilabe an raculun min ashabin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Kilabe Eshab'dan bir zattan rivayet eyledi. Diğer rivayetle geliyor ki bu Hüzeyl kabilesinden Ebu İzi isminde birisiymiş. Kale künnâ netevaddâ'u Biz abdest alırdık. Mimmâ gayyeretin nâr Ateşin tayir etmiş olduğu yemeklerden. Onları yersek abdest alırdık. Ve numadmidu minel leben Süt içersekse matmata ederdik, ağzımızı çalkalardık. وَلَا نُمَضْمِدُ مِنَ التَّمْرِ Fakat hurma yersekse ağzımızı çalkalamazdık. Süt içerse ağzını çalkalarmış. Hurma yerse ağzını çalkalamazmış. Biz böyle yapardık yani Resulullah Efendimiz zamanında. Şimdi bu kadar hadisler rivayet edildi. Öyleyse فَذَهَبَ قَوْمٌ Bir cemaat sahip oldular ile الْوُطُوِ abdestle مِنَّا غَيَّرَتِ النَّارُ Ateşin tayir etmiş olduğu bir şey yerse onu yediğinden dolayı abdest almaya sahip oldular ki o adamın abdesti bozuldu, abdest alsın. وَاَحْتَجُوا فِي ذَٰلِكَ Bu mesele hakkında da ihticac ettiler. بِهَذِي الْاَثَارِ Bu eserlerle ihticac ettiler. Bu hadisleri getirdiler. Delillerimiz de budur dediler. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَٰلِكَ اَخَرُونَ Bunlara başkaları muhalefet ettiler. فقالوا dediler ki لَا وُضُوَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَٰلِكَ Ateşte bir şey, herhangi bir şey olursa olsun onu yemekle abdest almak icap etmez, abdest yolmadık. Bu dediğimiz şeylerde, yani ateşin tayir etmiş olduğu bir şeyde abdestin mucib bir şey yoktur.
dört mezhep sahibi ve bütün fukahayı emsar böyle buna sahip oldular. Hatta Kadiyya diyor ki bu icmadır. İcma ümmette sabittir ki abdest bozulmaz. Peki bu abdest bozulmaz diyenlerin delilleri nedir? Ve zehebu fî zâlike, ateşte pişen şey abdesti bozmaz diyenler de zahir buldular. İlâ mâ ruvye an Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah Efendimiz'den rivayet edilen şeye fî zâlik, bu mesele hakkında. Resulullah Efendimiz'den rivayetler var ki ateşte pişen bir yemek abdesti bozmaz diye rivayetler var. Onlar da onları delil getirdiler. Haddeseni Yunus kâle ahberena ibn Vehbin enne Maliken haddesehu ha ve haddesena Salih ibn Abdirrahman kâle haddesena el-Gânebiyyü kâle haddesena Malikun an Zeyd ibn Eslem en Efa'i ibn Yasar an ibn Abbas Abdullah ibn Abbas'ten rivayet eyledi ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resul-i Ekrem Efendimiz ekele ketife şatin, bir şatın ketifini, kitfini yani omuz tarafını yedi. Sümme sallâ, sonra namaz kıldı ve lem yetevaddâ, abdest almadı. Peygamber Efendimiz koyunun etinden yemiş ve abdest almadan da namaz kılmış. İkinci hadis, haddesene ibn Ebi Davud kâle haddesene Muhammed ibn-ül Minhar kâle haddesene Yezid ibn-i Züreyh kâle haddesene Ravuh ibn-i Kasim an Zeyd ibn Eslem fezekere nehvehu bi isnadihi. Zeyd ibn Eslem'den rivayet ediyor. Aynı bu senette Zeyd ibn Eslem de Ata ibn Yeser'den, o da Abdullah ibn Abbas'tan aynı hadisi şerifi rivayet ediyorlar. Haddesena Ali ibn Ma'bedin kâle haddesena Abdülvehhab ibn Ata kâle akberena Muhammed ibn Zübeyr el-Hanzaliyyü an Ali ibn Abdullah ibn el-Abbas. Abdullah ibn Abbas'ın oğlu Ali'den rivayet ediyor. O da an ebihi Abdullah ibn Abbas'tan. O da kimden? An Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den. Nehvehu bi hadisi şerife benzer hadisi rivayet ediyorlardı. Peygamber Efendimiz koyun etinden yedi, abdest almadı, namaz kıldı. Haddesena Ahmed ibn Yahya es-Suriyyu kâle haddesena el-Heytem ibn Cemil kâle haddesena ibn Sevban an Davud ibn Ali'in an ebihi an ibn Abbas radıyallahu anh anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Yine Abdullah ibn Abbas'tan eyni rivayeti başka bir senetle İmam-ı Tahavi rivayet etmiş oldu. Haddesene ibn Ebi Davud kâle haddesene Ebu Umar al-Havdiyyü kâle haddesene Hammâmin an Katâdete an Yahya ibn Ya'mur an ibn Abbas radıyallahu anhu anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Diğer bir senetle İmam-ı Tahavi Abdullah ibn Abbas'ın rivayet etmiş olduğu bu hadisi rivayet ediyor. Haddesene ibn-i Huzeyme kâle haddesene Haccâdun kâle haddesene Hammâdun an Hişâm ibn-i Urve an Ebi Nu'aymi. Hişâm ibn-i Urve Ebi Nu'aym'den rivayet eyledi. Kimdir Ebi Nu'aym? Huve Vehb ibn-i Kaysan. Vehb ibn-i Kaysan'dır. O da kimden rivayet eylemiş? En Muhammed ibn-i Amr ibn-i Ata an ibn-i Abbas radıyallahu anh ennehu kâl. Abdullah bin Abbas buyurdular ki ekele Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz yedi hubzen ve lahmen, etmeyle et, ikisini yedi. Sümme zekere mislehu, böylece zikretti ki yani kalktı, namaz kıldı, abdest almadı. Burada iki şey var, hem et yemiş hem ekmek yemiş. İkisi de ateşte pişmiş. İkisi de ateşte pişen şey olduğu halde Resulullah Efendimiz abdest almadan namaz kılmış. Haddesena Rabi'ul Ciziyyü kâle haddesena Ebu Lesved kâle haddesena İbn-i Lehi'a an Yezid ibn Ebi Habib an Muhammed ibn Amr ibn Halhalatel Duveli an Muhammed ibn Amr ibn Ata ennehu dekhala ala ibn Abbas radıyallahu anhu yevmen fi beyti Meymune. Abdullah ibn Abbas'ın yanına gittim. O da Meymune radıyallahu ta'ala anh'ın evindeydi. فَضَرَبَ عَلَى يَدَيَّ, benim ellerime vurdu. Ve kâle, buyurdu ki اَجِبْتُ مِنْ نَاسِ, ben bir takım nasdan teaccüb ederim ki
yetevaddeûne abdest alırlar. Mimma bir şeyden ki messetin nar, ateş ona messetti. Ateşte bir şey, bir ateşte bir şey, bir şey yediler mi kalkar da abdest alırlar. Ben bunlara teaccüb ederim. Vallahi lekad cema'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ben Allah'a yemin ederim ki Peygamber Efendimiz cem etti bir gün. Aleyhi yevmen siyabehu. Kendi üzerine elbisesini cem etti, yani topladı. Lekad cema'a, topladı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz. Aleyhi, kendi üzerine yevmen, bir gün siyabehu, elbisesini. Sümme ütiye bi seridin, sonra bir tirit getirdiler. Fe ekele minha, o tiritten yedi. Sümme kâme fe harec, sonra kalktı çıktı, ile salatı namaza çıktı. Ve lem yetevadda, abdest de almadı. Abdullah bin Abbas hem de yeminle söylüyor ki Resulullah Efendimiz o tiritten yedi de abdest almadan namaza gitti. Haddesena Yunus ve Rabi'ul Mezin kâle haddesena Sedha ve haddesena Bekir ibn İdris kâle haddesena Adem ibn Ebi İyas. Ha demek yani tahvil ediyor. İkinci, üçüncü raviye geçiyor. Ve haddesena Ebu Bekre kâle haddesena Ebu Davud kâle haddesena Şöbe kâle semiyotu Ebu Aun Muhammed bin Abdillah Sakafi. Yekûlü, ben Ebu Aun Muhammed'i işittim ki derdi. Semiyatu Abdullah ibn Şeddadi Semiyatu Abdullah ibn Şeddadi ibn el-Hat yuhaddisu an Ümmü Seleme. Abdullah ibn Şeddad Ümmü Seleme radıyallahu anhadan rivayet ederdi ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz harece ile salati, namaza çıktı. Feneşeltu lehu ketifen, ben ona bir koyunun ketifini parçaladım, getirdim. Fe ekele minha, ondan yedi. Sümme harece, sonra çıktı. Fasalla, namaz kıldı. Ve lem yetevadda, abdest almadı. Haddesena Ebu Bekret'e kâle haddesena Me'emmelü bin İsmail kâle haddesena Süfyan-ı Sevri en Ebi Avnin kâle semiyatu Abdullah bin Şeddad. Abdullah bin Şeddad'ı işittim. Yekûlü, derdi ki se'ele Mervanu, Mervan sordu, Mervan ibn Hakem, Ebu Hureyre radıyallahu anh'a sordu. Anil vudu'i mimma gayyeretin nar. Ateşin degip de tayir etmiş olduğu şeyi yerse bir adam, bundan abdest lazım gelir mi gelmez mi, bunun hükmünden sordu. Fe emerehu bihi. Ona emretti, bununla emretti. Yani abdest al dedi. Sümme kâle, sonra dedi ki keyfe nes'elu ahaden, bir adama nasıl sual sorarız ki ve fîne ezvâcu nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, bizim içimizde ezvâcı Resulullah var. Sen bunu nasıl bizden sorarsın, madem bizim içimizde ezvâcı mütehharat var, onlardan sormak lazım gelir. Ateşte bir şey abdesti bozar mı, bozmaz mı, bunu onlardan soralım. فَاَرْسَلُوا اِلَى اُمِّ سَلَمَةِ Ümmü Seleme'ye gönderdiler. Zevci Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'in zevce-i mutahharası. فَسَأَلُوهَا Onu sordular, ona sordular. سُمَّ ذَكَرَ مِسْلَ حَدِيثِ شُعَبَ Şuaben'in hadisi gibi hadis rivayet etti. Şuaben'in hadisi ki Ebu Avun Terik'i ile Ümmü Seleme'den rivayet eylemişti ki Resulullah Efendimiz namaza çıktı. Ben ona bir ketif, koyunun ketifinden getirdim, ondan yedi, namazı çıktı, abdesti almadı. Haddesena Ebu Bekret'e kâle haddesena Ebu Davud'a Tayalisi yukarı haddesena Zâidetü ibn-i Kudâme kâle haddesena Abdullah ibn-i Muhammed ibn-i Akil en Câbir ibn-i Abdillah kâle utina ve me'ana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Cabir ibn Abdullah diyor ki biz, Resulullah Efendimiz bizimle beraber iken bize getirildi bir taamin, bir taam. Fekelna, biz onu yedik. Sümme kumna ila salat, sonra namaza kıyam ettik. Ve lem yetevadda ahadun minna, bizden hiçbir kimse de abdest almadı. Sümme teaşşeyna bi bekiyyeti şati, koyundan kalan bekiyeyi de biz aşağı olarak yedik, evreden sonra yedik. Sümme kumna ila salatil asri,
Sonra ikindiye kıyam eyledik. Velem yemezse ahadun minna ma'an. Bizden hiçbirisi, birimiz kalkıp da suyu, elimizi suya değdirmedik. Yani abdest almadık. Haddesena Yunus kâle haddesena Ali ibn-i Mâbet kâle haddesena Ubeydullah ibn-i Amrin an Abdillah ibn-i Muhammedin fezekere bi isnadihi mislehu. Aynı hadisi şerifi İmam-ı Tahavi Şeyh-i Yunus terkede rivayet eyledi. Haddesena ibn-i Ebu Davud kâle haddesena Muhammed ibn-i Minhar kâle haddesena Yesid ibn-i Züreyya kâle haddesena Rav ibn-i Kasim an Muhammed ibn-i Münkedir an Cabir'in radıyallahu anh. Hazreti Cabir'den rivayet eyledi. قَالَ دَعَتْنَ اَمْرَأَةٌ مِنَ الْاَنْصَارِ Ensardan bir kadın bizi çağırdı. Ki bu kadının ismi Amre binti Hizam. فَزَبَحَتْ لَنَا شَاتًا Bize bir koyun boğazladı. وَزَكَرَ الْحَدِيثِ Hadisi zikreyledi. Yani biz ondan yedik, evreyi kıldık. Ondan sonra abdest almadan önüne yıkıldık. Geldik tekrar o koyunun bakiyesini yedik. Yine abdest almadan ikindi yıkıldık hadisi. Böyle zikrediyor. Fakat bunda bir ziyade var. Diyor ki, وَرَشَّتْ لَنَا سَوْرًا Bir bahçede ufak hurma ağaçlarına savur derler. Onların yanında orayı su serpti. Oraya su serpti serin olsun diye. Ondan sonra orayı serdi. Döşek, kilim neyse. Orada oturduk. فَدَعَى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِيَنْبَرَ فِيُمْنِسِ istedi. بِالْتَهُورِ تَهُورِ Yani abdest suyunu istedi. فَاَكَنَّا biz yedik. سُمَّ صَلَّى sonra namaz kıldı. وَلَمْ يَتَوَضَّ abdest almadı. حَدَّسَنَا رَبِيعُ الْمَاذِنُ قَالَ حَدَّسَنَا أَسَدْ قَالَ حَدَّسَنَا عُمَارَةُ بْنُ الزَّادَانِ اَمْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى بَعْدِ اَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'in zevcelerinden bazılarının evine gittim. فَقُلْتُ حَدِّثِينِي فِي شَيْءٍ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارِ Ateşin tayir etmiş olduğu şeyler abdesti bozar mı bozmaz mı bize bir şey söyledi diye sordum. Fakalet buyurdular ki قَلَّمَا كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَتِينَ Peygamber Efendimiz bize pek olurdu ki gelirdi. اِلَّا قَلِيْنَا لَهُ O geldiğinde biz ona gari ederdik. Ateşte pişirirdik. حَبَّةً حَبَّيْهِ حَبَّ arpa buğda tanesi yahut da hibbe olursa bakla makla gibi şeyler. Bunları pişirirdik öyle habbe ki tekûnü bilmedine Medine'de olan habbeyi feyekulu minha ondan yerdi ve yusalli namaz kılardı ve la yetevadda ve abdesti almazdı. Haddesene ibn-i Huzeyme kâle haddesene haccacun kâle haddesene hammadun en ammar ibn-i Ebi Ammar en ümmi Hükeym. Ümmi Hükeym'den rivayet eyledi ki bu kadının bir ismi de Atike, esas ismi Ümmi Hükeym künyesi Atike ve Duba'a. Peygamber Efendimiz'in emucesi Zübeyir ibn Abdülmuttalib'in kızı. Kâlet Ümmü Hükeym buyurdular ki dehale aleyye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz benim evime teşrif eylediler. Feekele kitfen. Koyunun kitfini yedi. Onun budundan yedi. Feezzenehu Bilalun bil ezan. Bilal ona haber verdi namaz vaktinin geldiğini. Fasalla namaz kıldı ve lem yetevadda abdest almadı. Haddesene ibn-i Merzuk حدثنا ابن مرزوق وربيع الجيزي وصالح بن عبد الرحمن إمام التحاوي بو الشيخ دن روايت ديور قالوا ديدرر حدثنا القعنبي قال حدثنا فايد قعنبي بزي روايت إيلدي ونا دا فايد فايد كم مولى عبيد الله بن علي حضرت عباس'ın torunlarından عبيد الله'ın kölesi عبيد الله da kimden en عبيد الله Faid de kimden? O Faid de Ubeydullah'dan. O da kimden? En ceddihi dedesinden yani Abdullah ibn Abbas'tan. Kale buyurdu ki tabaktülü Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem Faid dedi ki tabaktülü Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e ben pişirdim. Batne şahatin bir koyunun batnini yani koyunun karnından çıkan ciğer, gel, böbrek işte bunlar gibi şeyler. Fekele minha onlardan yedi. Sümme sallel eşya yası yıkıldı. Velem yetevadda abdesti almadı. Yani bunların hepsi neye delalet ediyor? Ateşte pişen bir şey abdesti
bozmaz. Çünkü Ümmü Hakim radıyallahu anh da diyor ki Resulullah Efendimiz geldi, ben ona ciğer, kalp bunları pişirdim, yedi, abdest almadan namaz kıldı. Haddesena Muhammed ibn Huzeyme kâle haddesena el-Ganebiyyü kâle haddesena Abdülaziz en Emr ibn Ebi Amrin en el-Mughiret ibn Ebi Rafi en Ebi Rafi en Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem nehvehu. Ebu Rafi'den de yine hadisi şerif rivayet ediliyor. Ve lem yezkürer şey. Yalnız orada işe namazını kıldı diye bu zikir yok. Bir namaz kıldı var. Haddesena Muhammed ibn el-Hacer kâle haddesena Esedun kâle haddesena Sa'id ibn Salim en Muhammed ibn Ebi Hümeyd kâle haddesetni Hindun bintu Sa'id ibn Ebi Sa'idin el-Hudri en ammetiha kâlet. Hind binti Sa'id ibn Ebi Sa'idin el-Hudri rivayet ediyor. En ammetiha, kendi ammesinden. Fakat o ammesinin ismine o bilinmiyor, meşhur. Kâlet, ammesi dedi ki zârena Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resul-i Ekrem Efendimiz bizi ziyaret eyledi. Sümme ekele indena kitfeşâti. Biz de bir koyunun kitfini yedi. Sümme kâme fesallâ. Sonra kalktı, namaz kıldı. Ve lem yetevattâ, abdest almadı. Haddesena Rebi'ül Cizi'yü kâle haddesena Nesur ibn Abdülcebbâr kâle haddesena ibn-i Lehiyâ en Süleyman ibn Ziyad en Abdillah ibn-i Haris-i Zübeydi kâle ekelnâ ma'a Resûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimizle yedik. Taamen, yemek. Fil mescidi, mescitte. Böyle taam ki kat şuviye pişirilmiş. Yani eti pişirmişler, getirmişler. Mescitte Resulullah Efendimiz'e önünde koymuşlar. O da diğer cemaatle beraber o yemekten yemişler. Sümme ukimeti salatu, sonra namaz ikame edildi. Femesehna eydiyena bil hasba. Ufak taşlara, hasbaya, ufak taşlar, onları elimizi sildik. Sümme kumna nusalli. Biz kalktık, namaz kılar olduk. Ve lem netevadda, abdest almadık. Haddesenem de Ebi Davud قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الويسي قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية جعفر بن عمرو بن أمية الدمر بو جعفر رواية ديور هذا كم دل بابا عمرو بن أمية دل evet عمرو بن أمية قال dedi ki رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم, ben Peygamber Efendimiz'i gördüm. Ekele yekulu zira'an, bir budi yerdi. Koyunun butunu, yehtezzu minha, ondan keser keser, bıçakla keser keser yerdi. Fedu'ye ile salati, namaza çağrıldı. Fekame fatarahı sikkin, pişağı koydu kalktı. Fasallâ ve lem yetavadda, abdest almadan da namaz kıldı. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن يحيى بن سعيد أن بشير بن يسار مولى بني حارثة بشير بن يسار كان رواية تكي بني حارثة كلسيده أن سويد بن النعمان حدثه بشير بن يسار ذا سويد بن النعمان رواية ديور كأنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر خيبر فتدلدي سنة رسول الله فنمزده برابر وعدم çıkmış. Hatta izâ kâne bis sahba, hatta sahbada olduğunda Resulullah Efendimiz vehye min edna Khayber. Khayber'den daha beriye, yakın ona. Nezele Resulullah Efendimiz indi. Fesallel asre, ikindiye kıldı. Sümmete'a bil ezvat, sonra yiyecek şeyleri istedi. Felem yöte illa bis sevîk, ona bir şey getirmediler illa sevîk. Yani gavut dedikleri şeyi getirdiler, sevîk. Fe emara bihi sallallahu aleyhi ve sellem emreyledi. Fesürriye, onu serit yaptılar. Yani ona su koydular, bir parça yağma koydular, onu sulandırdılar. Serit. Feekele ve ekelne. Resulullah Efendimiz yedi, biz de yedik. Sümme kâme ile mağribi, sonra akşam namazına kalktı. Femadmada ve madmadna. Ağzını yıkadı, biz de ağzımızı yıkadık. Sümme sallâ ve lem yetavadda. Resulullah Efendimiz abdest almadan namaz kıldı. حدثنا ابن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن يحيى فذكر نحوه بإسناده. إمام التحاوي بن خزيمة تركي لدي أين حديث الشريف بو سند لذكر ديور غير أنه لم يقل وهي من أدنى خيبر وكلمة بو ikinci رواية يوك أما ديري عيني. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن عن الحسن بن عبد الله بن عبيد الله أن عمرو بن عبيد الله حدثه قال
Emr ibn-i Ubeydullah rivayet eyledi ki Reytu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ben Resul-i Ekrem Efendimiz'i gördüm. Ekele ketifen, bir ketifi yedim. Omuz etinde, hayvanın omuzu olan yerdeki eti yedi. Sümme kâme fesallâ, sonra kalktı, namaz kıldı, ve lem yetevaddâ, abdest almadı. Haddesene ibn-i Merzûk âle, haddesene Bişir ibn-i Ömer. Orada bir vav ziyade var, Ömer, Emir değil. Kâle haddeseni İbrahim ibn-i İsmail, an Abdirrahman ibn-i Sâbit ve gayrihi min meşihati beni Abdüleşhed. Ravi İbrahim ibn-i İsmail diyor ki, Beni'l-Eşhed'in ihtiyarlarından, Abdirrahman ibn-i Sâbit ve diğer ihtiyarlardan rivayet ediyorum. Onlar da kimden? An Ümmi Amir binti Yezid. Yezid'in kızı Ümmi Amir'den. Kimdir bu? İmraetün, bu bir kadındır. Hangi kadınlardan? Mimmin bayat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'e biat eden kadınlardandır. Bu Ümmü Amir'in esas ismi Fükeyha. En evvela Resulullah'a biat eden kadın budur. Enneha, bu Ümmü Amir dedi ki, Câet ilâ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti, ben diyor Resulullah Efendimiz'e getirdim. Bir argin et pişmiş, sulimuli bir et parçası yemeği getirdim. Fî mescidi beni Abdüleşhed. Beni Abdüleşhed'in mescidinde. Fe arragahu, Peygamber Efendimiz eti aldı dişleriyle, koparır koparır yeme yerdi. Arraga, dişleriyle kemikten eti koparırsa ona derler tarih. Resulullah Efendimiz de böyle dişleriyle eti koparır yerdi. Sümme kâme fesallâ, sonra kalktı namaz kıldı. Ve lem yetevaddâ, abdesti almadı. Fefî hâzihi l-âsâri, öyleyse bu eserler de olucudur. Mâ ol bir şey ki yenfî nefyede ney en yekûne ola eklu mâ messetin nâru, ateşin messetmiş olduğu şeyi yemek ola hadesen, abdestsizlik ola. Bunu nefyeder. Yukarıki hadislerde geçti ki narın meshetmiş olduğu bir şeyi yerse abdesti bozulur. Halbuki bu hadis-i şeriflerde onu nefyetti ki abdesti bozmaz. لَاَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ وَلَيْهِ وَسَلَّمْ Zira Peygamber Efendimiz لَمْ يَتَوَضَّى مِنْهُ. Bu, burada eti yedi, yemekte, ateşte pişen şeyleri yedi, abdest almadı. Öyleyse bu hadis-i şerifler evvelki hadis-i şeriflerin hükmünü nefyetti. وَقَدْ يَجُوزُ جَائِزْكَنْ يَكُونَ وَلَا مَا اُلْ بِشَيْكَ اَمَرَ بِهِ Resulullah Efendimiz onu emretti مِنَ الْوُضُوِ abdestten fil اَثَرِ الْوَلْ evvelki hadislerde abdest alın diye buyurdu ya, caiz ki o abdest ola هُوَ وُضُوَ السَّلَى namazın abdesti ola. Bu caiz. Sizin dediğiniz gibi Resulullah Efendimiz dedi ki abdest alın. Hakikaten abdest manasına gelmek bu caiz. وَيَجُوزَ يَكُونَ caiz ki ola هُوَ وُضُوَ gasleri yedi, eli yıkamak ola. La vudu'a salâ, namazın abdesti olmaya. Lugatte vudu iki manaya gelir. Birincisi eli yıkamak, birincisi de namazın abdesti. Bu evvelki hadislerin ikisine de ihtimali var. İlla ennehu kad sebete, yalnız şu kadar var ki sabit oldu. Anhu Peygamber Efendimiz'den bima reveyna rivayet ettiğimiz hadisler sebebiyle sabit oldu ki ennehu tavadda, Resulullah Efendimiz bazı vakitlerde abdest aldı ve ennehu lem yetavadda, bazı vakitlerde de abdest almadı. Fakat bu sabit oldu. Yani vudu manasını ikiye hamletmek mümkün. Abdest aldı yakut da eli yıkadı. İki manaya gelir ama fakat hadis-i şeriflerin bazılarında serahat var ki Peygamber Efendimiz abdest aldı. Eli yıkamak manasına değil. Yakut da abdest almadı. Öyleyse bunu bilmek lazım geldi. Kifaredna en na'leme mel ahiru min zalik. Bunların hangisi sondur? Eğer bu vududan murat namaz abdesti ise, bu da hadislerin ikisinde geldi ise, evvelkisi hangisidir, ikincisi hangisidir? Bunu bileceğiz ki birincisine, evvelkisine mensuh diyelim, ikincisine nasih diyelim. Bunu araştırdık. فَاَرَدْنَا اَنْ نَعْلَمَ مَلْ آخِرُ مِنْ ذَلِكِ Biz murad ettik ki bilelim ki bu iki rivayetten hangileri son varid olmuştur. Birçok hadisler geldi ki ateş temas eden şeyden bunu yediniz mi abdest alın. Birçok rivayetlerde de geldi ki Resulullah Efendimiz almadı
bizzat yedi, abdest almadan namaz kıldı. Biz bunu bilmek istedik ki hangisi son olmuştur. Sonuncusu nasih olur, birincisi de mensuh olur. Bunu araştırdık. Feize ibn-i Ebi Davud'e ve Ebu Ümeyye'te ve Ebu Zür'at'e demiş ki baktık ki İbn Ebu Davud ve Ebu Ümeyye'te, Ebu Ümeyye ve Ebu Zür'at'e demiş ki kad haddesuna, bize rivayet ediyorlar. Fekalu, dediler ki haddesena Ali ibn Ayyaş'ın kal, haddesena Şuayb ibn Ebi Hamze en Muhammed ibn el-Münkedir en Cabir ibn Abdullah kal. Cabir ibn Abdullah'tan rivayet eylediler. Cabir buyurdu ki kâne âhirul emreyni min Resûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den bu iki emrin sonuncusu oldu. Ne oldu? Terkel vudûi mimma messetin nâr, ateşin messettiği şeyden abdest almaz oldu. Yani Resûlullah Efendimiz'den ikisi de geldi ama fakat sonuncusu hangisi? Ateşin messetmiş olduğu şeyi yedi ve abdest almadı. Öyleyse bu nasih oldu, evvelkisi de mensuh oldu. Diğer bir rivayet daha getiriyor. Haddesena Muhammed bin Huzeyme kâle, haddesena Haccacun kâle, haddesena Abdülaziz bin Müslim an Süheyl bin Ebi Salih an Ebihi an Ebi Hureyre'te enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Hureyre buyurdular ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ekele sevre akitin, bir kurut parçasını yedi. Fatavadda, abdest aldı. Sümme ekele ba'dahu, ondan sonra yedi. Ketifen, bir ketif yedi. Hayvanın etinden, koyunun etinden ketif kısmını yedi. Fasalla, namaz kıldı. Velem yatavadda, abdest almadı. Fesebete bima zekerna, işte bu zikrettiğimiz hadislerle sabit oldu ki enne ahirel emreyi min Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den iki emrin sonuncusu oldu. Abdest almak, almamak. Bu iki emrin sonuncusu oldu. Hüve, o sonuncusu ne oldu? Terkel vudu'yı, abdesti terk etmek oldu. Mimma gayyeretin naru, ateşin tayir etmiş olduğu şeyden, yani onu yemekten abdesti terk etti. Yedi ve abdest almadı. Ve ennemâ hâlefe zâlik, peki buna muhalif olan, yani yedi de abdesti kaçtı diye abdest almak, nüshihe neshedildi bil fiali sani, ikincinin fiiliyle. Resulullah Efendimiz bu iki emrin ikincisiyle amel etti. Ateşte pişen şeyleri yedi ve abdest almadı. Resulullah Efendimiz'in bu fiali öteki birincileri neshetti. Hâzâ, bu dediğimiz bu gaide ne vakıttadır? İnkâne mâ emere bihi minel vudû. Resulullah Efendimiz'in abdest alın dediği emir olursa, yürüydü bihi vudûa salâ, abdest alın dediği bu vudûla namazın abdesti olur ise, eğer bu olursa vakitte deriz ki birincisi mensuhtur, ikincisi nasihtir. Birincisi Resulullah Efendimiz emretmiş, ikincisi de bil fiil et yemişten abdest almadan namaz kılmış. Öyleyse ikincisi nasih, birincisi mensuh. Ve inkâne lâ yuridu bihi vudu as-salâti. Yok, bu vudu ile birinci hadiste gelen yediniz mi, ateş temas ettiği bir şey yediniz mi, abdest alın diye emretti ki bu abdestten murat etmezse, namazın abdestini murat etmezse, felem yesbüt bil hadisil evvel, bil hadisil evvel müveldisi daha iyiydi. Evvelki hadislerle sabit olmaz. Ney? Enne ekleme gayyeretin nâru hadesü. Ateşin temas ettiği bir şey hadesleri, abdesti bozar. Bu sabit olmaz. Niye? Birinci hadisi şeriflerde murat el yıkamak. Namazın abdesti değil de el yıkamak murad ise, bu vakitte bir itiraz yok. Şu halde bu vududan murat, eğer el yıkama ise zaten hiç dava yok. Yok, namazın abdesti ise Resulullah Efendimiz evvelce emretmiş, sonra da bil fiil kendisi ateşte pişen bir şey yemiş, abdest almamış, Resulullah Efendimiz'in evvelce kavli kendi fiiliyle neshedilmiş olduğu. Fesebete bima zekerna bitasihihâdîl asar. Bu eserlerin tesihi sebebiyle bizim bu zikretmiş olduğumuz şeyle sabit oldu ki enne ekle mâ messetin nâr, ateşin messettiği bir şey, ateşte bir şeyi yemek, leyse bi hadesin, hades olmadı, abdesti bozar olmadı. Ve kad revâ zâlike cemaatü min eshâbi Resûlillâh sallallahu aleyhi ve sellem. İmam-ı Tâvi diyor ki işte ben burada hadislerin manalarını tesih ettim ve nasih-i mensuh'u beyan ettim. Fakat bunu teyit ve tekiden ashab-ı kiramın bazılarından da rivayetler var ki
Onlar da böyle amel etmiştir. O rivayetleri burada sıralıyor. Diyor ki haddesena Ebu Bekir de kâle, haddesena Ebu Davud de kâle, haddesena Rebâh ibn Ebi Maruf en Atayn en Cabir radıyallahu anh. Cabir radıyallahu anh'den bir rivayet getiriyor. Ondan sonra bu 3-4 rivayet ha diye getiriyor, tehvil diye senedi zikrediyor. Hep Cabir radıyallahu anh'den rivayet edilen bu hadisin diğer senetleri. İkinci senedi ve haddesena Ebu Bekir de kâle, haddesena Ebu Davud قال حدثنا هشام عن أبي زبير عن جابر رضي الله عنه. üçüncüsü ve حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سليمان بن قيس عن جابر رضي الله عنه. dördüncüsü ve حدثنا أبو بكر قال حدثنا إبراهيم بن بشار قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه. ha yani 5. sened وحدثنا يونس قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر رضي الله عنه ها وحدثنا evet bu etti 6.'si 6. وحدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو داود قال حدثنا زائدة قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر رضي الله عنه işte bu 3 6 senetle Cabir radıyallahu anh'den rivayet ediyor ki قال Hazreti Cabir buyurdular ki اَكَلْنَا مَا عَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيكِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهِ Ebu Bekir radıyallahu anh ile biz yedik. خُبْزًا وَلَحْمًا Etmek ve et yedik. ثُمَّ صَلَّى قَطْلِ Namaz kıldı ve lem يَتَوَطَّ عَبْدِسْلَمَدِ وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللّٰهِ بِنِ مَحَمَّدْ خَاسَةً bu 6. hadisteki Abdullah ibn-i Muhammed tarikiyle gelen hadiste orucudur ki وَاَكَلْنَا مَا عُمَرَ خُبْزًا وَلَحْمًا Ömer ile de biz yedik. Ne yedik? Hubzen ve lehmen. Et ve ekmek yedik. Sümme kâmi ile salati. Sonra namaza kalktı ve lem yemesse mâen. Elini suya değdirmedi. Haddesena ibn Ebi Davud kâle. Haddesena Muhammed ibn Minhal kâle. Haddesena Yezid ibn Züreyh kâle. Haddesena Revh ibn Kasim. En Muhammed ibn Münkedir. Muhammed ibn Münkedir'den rivayet edildi. An Cabir'den. An Ebi Bekrin ve Umar'a. Hazreti Ebu Bekir Ömer'den rivayet eyledi radıyallahu anh'a mislehu bunun mislini yani Ebu Bekir ve Ömer'le beraber et ve etmek yedik. Onlar kalktılar abdest almadan namazları kıldılar. Haddesena Yunus kâle haddesena ibn-i Vehbin enne maliken haddesehu en Ebi Nu'im en Ebu Nu'im Ebu Nu'im'den rivayet ediyor. Kimdir Ebu Nu'im? Vehb ibn-i Kaysan ennehu semi'a Cabir ibn-i Abdillah Hazreti Cabir'i işitti, yakulu derdi ki Rayitu Ebu Bekir'in Sıddik radıyallahu anh. Ebu Bekir'i ben gördüm. Ekele lehmen, et yedi. Sümme sallâ ve lem yetavadda. Abdest almadı, namaz kıldı. Haddesene ibn Ebi Davud gâle. Haddesene Ebu Umar el-Havdiyyü gâle. Haddesene Hammamun gâle. Haddesene Katâdetu. Kâle li Süleyman ibn Hişam. Hazreti Katâde diyor ki Süleyman ibn Hişam ibn Abdülmelik ibn Mervan. Emevilerden. Süleyman bana dedi ki inne hâzâ lâ yedâunâ yani Zühriye şu adam bizi bırakmıyor yani İmam-ı Zühri bırakmıyor enne küle şeyyen bir şey yemeyi bırakmıyor illa emerena illa bize emrediyor enne tabutta minhu ondan abdest alalım ateşte bir şey yediniz mi abdest alın diyor ya yemeyin yok yersinizse abdest alın diyor İmam-ı Zühri böyle fetva veriyor biliyor ki ateşte bir şey yedim mi abdestin bozulur abdest al diyor. Fekultu Katade diyor ki sealtu anhu ben bu meseleden sordum. Sa'id ibn Musayyib Sa'id ibn Musayyib'e sordum. Fekale Sa'id ibn Musayyib radıyallahu anh dedi ki izâ ekeltehu fehve tayyibun sen onu yediğin vakitte o tayyib idi. Necis değildi yedin gitti. Leysa aleyke fihi vudu o şey temiz olduğundan dolayı sana abdest yok. Abdest lazım gelmez. Feiza harece o yedigin şey senden çıktı mı? Fehu habisun o vakitte necis oldu. Ya böyle oldu ya gayet oldu. Aleyke senin üzerine vaciptir. Fi o çıkan şeyde elbudu bu abdest vaciptir. Yani yediğin şeyde abdest olmaz. Fakat çıkan şeyde abdest olur. Yedigin tayyiptir. Abdesti mucib olmaz. Fakat çıkan şey necistir. Abdesti muciptir. Bu da Said ibn-i Müseyyeb'in fetvası. Fekale Süleyman ibn Hişam dedi ki ma raikuma illa kad ihtaleftuma
Ben ikinizi görmüyorum, illa ihtilaf ettiniz fetvada. İmam-ı Zühri abdest alınacak diyor. Katada alınmayacak diyor. İkiniz de ihtilaf ettiniz. Fehel bil beledi min ahadin. Bu şehirde başka bir kimse var mıdır? Yani ondan soralım, öğrenelim. Fekultu Hazreti Katada diyor ki, naam vardır. Akdem raculin fi ceziretil Arab. Ceziretil Arab'da ilim yönünden en yükseki bir, en gidemlisi bir adam vardır. Kale men huve. Süleyman dedi ki, o kimdir? Kultu Ata. Ata ibn Ebi Rebah'tır. Fe ersele Ata ibn Ebi Rebah'a adam gönderdi. Feci ebihi. Onu getirdiler. Fe kale, Süleyman dedi ki, inne hadeyni. Şu iki, yani İmam-ı Zühri ile İmam-ı Katade, kad ihtelefe aleyye. Fetvada ihtilaf ettiler. Ben bir fetva sordum. Muhtelif fetvalar verdiler. Fe ma tekul. Sen nedirsin? Fe kale Hazreti Ata dedi ki, haddesena Cabir ibn Abdullah. Cabir ibn Abdullah bana rivayet eyledi. Sümme zekere an Ebi Bekir'in Sıddık radıyallahu anhu mislehu. Hazreti Ebu Bekir'den aynı hadisi şerifi zikreyledi. Yani Hazreti Ebu Bekir'i ben gördüm. Ekmek yedi, ondan sonra abdest anladan kalktı, namaz kıldı, bu hadisi şerifi zikreyledi. Şimdi bu kimi teyit ve tekit etti? Hazreti Katade'yi. Onun fetvasını teyit ve tekit etti. حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن أتى قال حدثني جابر أنه رأى أبا بكر فعل ذلك إمام التحاوي başka bir rivayetle rivayet ediyor ki أتى ابن أبي رباح diyor ki Cabir radıyallahu anh Hazreti Ebu Bekir'i gördüm diyor ki böyle yaptı yani et yedi ve abdest almadan namaz kıldı. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن حماد ومنصور وسليمان ومغيرة إمام تحاوى أبو بكر وذا أبو الوليد أبو الوليد شعبة شعبة 3 kişiden rivayet ediyor. حماد منصور سليمان مغيرة 4 kişiden عن إبراهيم bu 4 kişi de İbrahim'den rivayet ediyorlar ki İbrahim'in nehayi أن ابن مسعود عبد الله بن مسعود وعلقمة علقمة خَرَجَا مِنْ بَيْتِ عَبْدِ اللّٰهِ بِنْ مَسْعُودِ Abdullah bin Mesud'un evinden çıktılar. Yuridani salata namazı murad ediyordular. Yani namaza gidiyordular. فَجِيَ بِقَسْعَةٍ Bir kabına yemek getirildi. مِنْ بَيْتِ عَلْقَمَ عَلْقَمَنَنْ evinden. 10 kişiye kifayet edecek bir kap buldu mu ona kas'a derler. Yani büyük bir kap. Büyük bir kabına 10 kişiye kifayet edecek bir kabına yemek geldi. Fiha seridun ve lehm. Onda et ve tirit vardı, var idi. Feekela Abdullah bin Mesud ve Alkama ondan yediler. Femadmadı İbn Mesud. İbn Mesud ağzını yıkadı. Ve gasele sahabehu parmaklarını da yıkadı. Sümme kâme ile salatı. Ondan sonra namaza kıyam eyledi. Namazı kıldırdı. Yani abdest almadı. Yalnız ağzını yine ağzını yıkadı. Yağlandığından bir de parmaklarını yıkadı. حدثنا ابن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن الحجاج عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن ابن مسعود قال الآن أتوضأ من الكلمة المنتنة ابن مسعود buyurdular ki kötü bir kelimeden benim abdest almam ağzımdan çıkan bir kötü kelime olursa ondan dolayı benim abdest almam أحب إلي bana daha ziyade sevgilidir. Min el atavadda abdest almaktan min el lokmatı tayyibe temiz bir lokmayı yemekten. Yani temiz bir lokmayı yedim de ateşte pişmiş diye bundan abdest alacağım. Yok bundan ise kötü bir kelime söyledim mi ondan abdest almak daha doğrudur. Yani ikisi de abdesti bozmaz ama fakat o kötü kelime de dolayı abdest almak daha doğrudur. حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب أن مالكا حدثه أن محمد بن المنكدر وصفران بن سليم إمام التحاوي ابن وهب روايته diyor ki إمام مالك ona rivayet eylemiş o da محمد بن المنكدر وصفران بن سليم der. Bu Safran ibn Süleym künyesi Ebu Abdullah Kureyşi ve Zühri onların mevlalarındandır. Bunun hakkında diyor ki sikedir, sebittir, ibadeti meşhurdur. Yani itimat edilir bir zattır. Hatta İmam Ahmed ibn Hanbel buyurmuş ki
yüstesgâ bihadîsihi ve yenzilil katru minessemâi bizikrihi. Öyle bir mübarek bir adamdır ki, çok ibadetiyle meşgul, çok şöhret bulmuş bir adam. Onun ismiyle Allah-u Teala'dan yağmur talep edilse Allah-u Teala yağmur verir. Ve göğden onun zikri sebebiyle yağmur yağar. Yani bununla istiskada tevessül edilirse onun mübarek olduğundan dolayı Allah-u Teala kulların o isteğini verir. İşte bu Safvan İbni Süleym. Evet, bunların Muhammed İbni Münkedir ile Safvan İbni Süleym'den rivayet ediyor. Ennehumâ akhbarâhu. Onlar haber verdiler İmam-ı Malik'e. An Muhammed İbni İbrahim İbni Harisi Teymi. Muhammed İbni İbrahim'den. O da kimden? En Rabi'at İbni Abdillahil Hüdeyr Teymi. Rabi'at'den. Ki ennehu teaşşe. Rabi'atül Hüdeyr teaşşe etti. Yani yemek yedi. Ma Ömer İbni Hattab Hazreti Ömer'le beraber. Evleden sonra olan yemekleri aşağıda yerler yedi. Sümme salla, sonra namaz kıldı ve lem yetevadda abdest almadı. Haddesena Yunus kâle akberen ebnu vehbin enne maliken haddesehu. İmam-ı Malik rivayet eyledi. An Damrat ebni Sa'idil Maziniyi an Eban ebni Osman radıyallahu anh. Hazreti Osman radıyallahu anh'ın oğlu Eban'dan ki enne Osman, Hazreti Osman radıyallahu anh ekele hubzen ve lehmen. Etmek ve et yedi. Ve gasele yedihi, ellerini yıkadı. Sümme mesahe bihima ve çehu, ellerini yıkadıktan sonra ellerinin yaşını yüzüne sürdü. Sümme salla, ondan sonra namaz kıldı. Ve lem yetevadda, abdest almadı. Haddesene ibn Ebi Davud, kâle haddesene Eyyub ibn Süleyman ibn Bilal. Kâle haddesene Ebu Bekir ibn Ebi Uveys. An Süleyman, an Utbete ibn Müslim. An Ubeyd ibn Hüneyn. Kâle. Ubeyd ibn Hüneyn diyor ki Raitu Osman, Hazreti Osman radıyallahu anhü'yü gördüm. Ütiye bir seridin, bir tirit ona getirdiler. Fe ekele yedi. Sümme tamadmada ağzını yıkadı. Sümme gasele yedehu, elini de yıkadı. Sümme kâme, sonra kalktı. Fesallâ bin nâsi, namaz kıldırdı. Ve lem yetevadda, abdestle almadı. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي نوفل بن أبي أقرب الكناني العريجي أبي نوفل ذن رواية يقول قال رأيت ابن عباس أكل خبزا ركيكا ولحما ذن عبد الله بن عباس gördüm خبز ركيك يعني ince undan yapılmış bir et meki etine beraber yedi حتى سال الودك حتى etin yağları aktı على أصابع parmaklarına فَغَسَلَ يَدَهُ اَلِنِ يَيْكَدِي وَصَلَّ الْمَغْرِبَ akşam namazını da kıldı. Yani abdest almadı. حَدَّسَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ حَدَّسَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرْ قَالَ حَدَّسَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ طَارِقٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ اُتِيَ بِجَفْنَةٍ مِنْ سَرِيدٍ وَلَحْمٍ عِنْدَ الْعَصْرِ. Sa'id ibn-i Cübeyr diyor ki Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhu'ya bir kap getirdiler ki içinde tirit ve et var idi. İkindi vakti getirdiler. فَاَكَلَ مِنْهَا, ondan yedi. فَاُتِيَ بِمَاِنْ, ondan sonra su getirildi. فَغَسَلَ اَتْرَافَ اَصَابِعِ, parmaklarının ucularını yıkadı. Yağlı olan yerlerini. ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَدَّى, kalktı namaz kıldı ve abdest almadı. حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ بِنْ خُزَيْمَ قَالَ حَدَّسَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بِنْ رَجَى قَالَ اَخْبَرَنَا زَائِدًا اَبِي اِسْحَاكَ السَّبِيعِ El-Hemdani. Zâide kimden rivayet ediyor? Ebu İshak-ı Sebi'i'den. İsmi Amr bin Abdillah. En Sa'id ibn-i Cübeyr. O da Sa'id ibn-i Cübeyr'den rivayet eyledi. Kâle dekhala kavmun ala ibn-i Abbas. Abdullah ibn-i Abbas'ın huzuruna bir cemaat girdiler. Fe'at'amehum ta'amen. Onlara yemek yedirdi. Sümme sallâ bihim. Sonra onlara namaz kıldırdı. Alâ tenfasatin, bir seccade üzerinde. فَوَدَعُوا, koydular. عَلَيْهَا, o seccade üzerine. وَجُوهَهُمْ, yüzlerini. وَجِبَاهَهُمْ, alınlarını. Yüzlerini o seccadeye koydu, namaz kıldılar. وَمَا تَوَدَّعُوا, onlar abdest almadılar. Yani Abdullah ibn Abbas'ın yanında yemek yediler. Ondan sonra seccade serildi. O seccadenin üzerinde namaz kıldılar.
abdest almadılar. Bunların hepsi rivayet ispat ediyor ki ateşte pişirilen bir şey abdesti bozmaz. Haddesena Ebu Bekrete kâle, haddesena Ebu Davud kâle, haddesena el-Mes'udiyyü en Sa'id ibn Ebi Burda en Ebihi. Sa'id ibn Ebi Burda, o da babası Ebu Burda, Ebu Musa el-Eş'ari'nin mehtumları. Kâle, kâle ibn Umar ile Ebi Hureyre. Ebi Burda diyor ki ben Abdullah ibn Umar Hazreti Ebu Hureyre'ye dediler ki radıyallahu anh. Ma tekûlu fil vudu'i mimma gayyeretin nâr. Ateşte pişmiş bir şeyi yerse abdest alır mı almaz mı, bunun hakkında sen ne dersin? Kale Hazreti Ebu Hureyre buyurdular ki tavadda minhu, sen ondan abdest al. Yedin mi? Abdest al dedi. Kale Abdullah İbni Ömer dedi ki fema tekulu fid duhni vel ma'il musakhar. Bir yağ ateşte kızartılmış, su ateşte ısıtılmış, bunun hakkında ne dersin? Yutavadda minhu, onlardan abdest alınır mı? Çünkü Hazreti Ebu Hureyre'ye göre onlar abdesti kaçırmazlar. Yağ ve su ateş temas etse bile kaçırmaz diye. Abdullah İbni Ömer diyor ki peki yağ da ateş görüyor, su da ateş görüyor. Bunlar abdesti icap etmiyordu. Yemek niçin icap etsin demek istiyor. Fekale Ebu Hureyre buyurdular ki ente racülüm min Kureyş, sen Kureyş'ten bir adamsın ve ene racülüm min Devs, ben de Devs kabilesinden bir adamım. Bunun manası ne? Yani Kureyş daha alimdir, daha zekidir. Devs kabilesi onlara gelmez. Yani bu meseleyi senin daha iyi kavraman lazım. Daha iyi bilmen lazım. Bu meselelerde ateşte bir şey abdesti mucib oluyor da bunu ne diye soruyorsun? Senin de abdest alman lazımdır yani. Çünkü Kureyş daha zeki, daha alim olduğundan bunu bilmelisin. Bunu demek istedi. Kale Abdullah İbni Ömer başka manayı anladı. Dedi ki ya Ebu Hureyre, لَعَلَّكَ تَلْتَجِيُوا, zannederim sen iltica ediyorsun اِلَى هَذِ الْاَيَةِ, şu ayete, şu ayetin manasını beni ima etmek istiyorsun, beni işkat etmek istiyorsun, sükut ettirmek istiyorsun. Ayet hangisi? بَلْهُمْ قَوْمٌ خَسِمُونَ, بَلْهُمْ قَوْمٌ, بَلْهُمْ بَلْكُ قُرَيْشْ قَوْمٌ خَسِمُونَ, muhaseme eden, şiddetli mücadele eden bir kavimdir. Ayet-i kerime burada bir kısmı. Ayet-i kerime nazil oldu ki Allah'ın gayri şeylere tapanlar, onların tapmış oldukları şeyler de hasab-ı cehennem, cehennemin ateşleridir. Onlar da yanacak. O putlara tapanlar kendileri yandığı gibi o putlar da cehennemde yanacak. Bu ayet-i kerime nazil olduğu vakitte Abdullah ibn Zebari geldi Resulullah Efendimizle münakaşa, mücadele etmeye başladı ki ya Muhammed, sen diyorsun ki ibadet olunan şeyler de ibadet edenlerle beraber cehennemde yanacak. O vakitte biz meleklere ibadet ediyoruz. Demek melekler de cehennemde yanacak. Resulullah Efendimiz de beyhude muhalete ve mücadeleye başladı. Ayet-i kerime de işte diyor ki belhum kavmun hasimun habibum, onlar böyle muhasemeyi seven bir adamlardır. Şimdi bu ayet-i kerime böyle olduğundan Hazreti Ebu Hureyre ente racülüm min Kureyş ve ene racülüm min Devs dediği gibi Abdullah İbni Ömer dedi ki ya Ebu Hureyre, sen meselenin hakikatini meydana çıkarmak istemiyorsun. Bu sözde yani sen Kureyş'tensin, siz muhasemeyi çok seversiniz. Ben de Devs'ten bir adamım, bile biz muhasemeyi beceremeyiz sizin kadar. Siz muhasemede daima üstün çalarsınız. Bu ayeti kerimeye işaret etti. O ne demek istedi? Yani bundan anlaşılıyor ki Abdullah ibn Ömer ve Abdullah ibn Abbas ateşte pişen bir şeyden abdest almazlardı ve abdesti bozmaz derdiler. Hazreti Ebu Hureyre de bozar derdi. Haddesena Ruh ibn al-Farij kâle, haddesena Yusuf ibn Adiyyin kâle, haddesena Ebu Lahbas an Husaynin an Mücahidin kâle, kâle ibn Ömer la tatavadda min şeyin tekülühü. Abdullah ibn Ömer dedi ki, demek sordular da ateşte pişen bir şeyden abdest almak lazım mı değil mi? La tatavadda, abdest alma min şeyin, bir şeyden ki tekülühü, yersin. Yedi kim bir şey tayyip bulduğundan abdesti bozmaz. Ya abdesti ne bozar? Vücuttan çıkan necis bozar. Haddesene ibn Huzeyme kâle, haddesene Haccacun kâle, haddesene Hammadun en Ebi Galib en Ebi Umame ennehu ekele hubzen ve lehmen. Ebu Umame'den rivayet eyledi ki o etmek ve et yedi.
fesallâ ve lem yetevadda. Namaz kıldı, abdest almadı. Ve kâle buyurdu ki el vudû'u mimma yahruc. Abdest vücuttan çıkan necisten dolayı olur. Çünkü o abdesti bozar, hadestir. Abdest onda lazımdır. Ve leyse mimma yedhul vücuda, giren şeyde abdest yoktur buyurdu. Kâle Ebu Cafer, İmam-ı Cafer buyurdular, İmam-ı Tahavi ki فَهَاُلَٰئِ الْجِلَّ İşte bunlar bir cemaattir. مِنْ اَسْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'in hesabından bir cemaattir. لَا يَرَوْنَ Görmezler. فِي اَكْلِ مَا غَيَّرَتِ النَّارِ Ateşte bir şeyin, bir şeyin yemesinde görmezler. Vudu'en abdest görmezler. İşte bu kadar rivayetlerde geldi ya. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Ömer daha başkaları rivayet eylediler ki ateşte bir şey bir şey abdesti bozmaz. Belki temiz bir şey ne olursa olsun yedigin bir şey abdesti bozmaz da vücuttan çıkan necis bozar. Bunu da ittifak eylediler. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kad ruviye en âkherîne minhum. Ashab-ı kiramın diğerlerinden rivayet edildi. Mislü zâlike yukarıkilerin misli. Yani yukarıda dedik ya, ashab-ı kiramdan bir cemaat ateşte pişirilen bir şey abdesti bozmaz dediler. Ya işte o cemaat gibi diğer başka bir cemaatten de rivayet edildi. O cemaatte kimden? Mimmen şul bir kimselerden ki kadruviye rivayet edildi anhu. Onlardan an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den rivayet eylediler ki ennehu sallallahu aleyhi ve sellem emara bil vudu'i mimma gayyaretin nar. Ateşin tayir etmiş olduğu şeyden abdest ile emretti diyen cemaatlerden aynı şekilde rivayet tersine geldi. Yani ateşte pişen şey abdesti bozmaz diye de geldi. Bu birinci makalede geçmişti ya, rivayet ettiler Resulullah Efendimiz ateşte pişen şey abdesti bozar, abdest alın demiş diye, yine o zatlardan, o sahabelerden abdesti bozmaz diye rivayetler de geldi. Femin zâlik, işte onlardandır. Ney? Maşhur bir hadis ki haddesena Süleyman bin Şahin kâle haddesena Bişir bin Bekir kâle haddesena Nevza'i kâle haddesena Üsâmet bin Zeyd'in Leysiyyü قال حدثني عبد الرحمن بن زيد الأنصاري قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال حضرت أنس ديك بين أنا وأبو طلحة الأنصاري وأبي بن كعب بير أرالك بين أبو طلحة الأنصاري وأبي بن كعب أتينا بطعام بير يمك كثر دبزة ويلا يمك السخن سجاق أتشت بشمش فأكلنا يدك ثم قمت إلى الصلاة. Sonra namaza kalktık. Orada namaz kılmak istedik. فَتَوَضَّعْتُ Ben abdest aldım. فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِسَاحِبِهِ Ebu Talha ile Übey ibn-i Kâb'den ikisinden birisi ötekine dedi ki اَعِرَاقِيَّتُنْ Bu mesele İrakiye mi? ثُمَّنْ تَهَرَانِ Beni intihar ettiler. Yani beni azarladılar. Sümmen tehani beni azarladılar ki bunu yapma, abdest alma dediler. Fealimtu bildim ki ennehuma bunların her ikisi de Ebu Talha ve Übey ibn-i Kâb radıyallahu anhuma efkahu minni benden daha ziyade fakihdirler, daha ziyade alimdirler. İşte bunlar da yukarıda abdesti bozmaz diye bu sahabelerden rivayet edilmiş ki bak bu meselede de bozdu diye rivayet edilmişti. Burada da geliyor ki bozmaz dediler. Haddesena Yunus kala haddesena ibn Vehbi enne Maliken haddesehu an Musa ibn Ukbe en Abdirrahman ibn Zeydin el Ensari enne Enes ibn Malik radıyallahu anh Enes ibn Malik kadime minel Irak, Irak'tan kudum etti Medine-i Münevvere'ye geldi. Sümme tekere mislehu bu hadisi şerifin mislini zikreyledi. Irak'tan geldi. Diyor ki Irak'tan geldim. Ebu Talha ile Übey ibn-i Kâb benim evime geldiler. Ben de onlara bir yemek ikram ettim. Ateşte pişmiş bir yemek.
geldi, ondan yediler, namaza kalktık, ben abdest almak istedim, onlar bana kızdılar ve beni azarladılar, dediler ki abdest almak icap etmez. Ve zâde, lakin bu ikinci rivayette ziyade etti ki فَقَامَ اَبُوْ تَلْحَ وَبَيُّنْ اَبُوْ تَلْحَ وَبَيُّ بْنِ كَبْ kalktılar, فَسَلَّيَا kıldılar وَلَمْ يَتَوَدْ دَا abdesti almadılar. Evvela Enes İbni Malik'i azarlamışlar, kendileri de abdest almadan namaz kılmışlar. حَدَّسَنَا اَبْنُ اَب۪ي دَاوُودَ قَالَ حَدَّسَنَا اَبْنُ اَب۪ي مَرْيَمْ اَخْبَرَنَا يَحْيَ بْنَ اَيُّوبْ قَالَ حَدَّسَنَا اِسْمَعِيلُ بْنُ رَافِعٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ نِيل rivayeti de var. İbn-i Neyl rivayeti de var. Yani Abdurrahman İbni Zeyd'in el-Ensari, yani Enes İbni Malik'in radıyallahu anh. حَدَّسَنَا اَبْنُ اَب۪ي دَاوُودَ قَالَ حَدَّسَنَا اَبْنُ اَب۪ي مَرْيَمْ اَخْبَرَنَا يَحْيَ بْنَ اَيُّوبُ قَالَ حَدَّسَنِي إِسْمَعِيلُ بْنُ رَافِعٍ ve Muhammed ibn-i Neyli yahut da Enniyli, ikisi de var. En Abdurrahman ibn-i Zeyd'in el-Ensari, en Enes ibn-i Malik radıyallahu anh. Kale ekeltu ana ve Ebu Talha ve Ebu Eyyub el-Ensari. Ben Ebu Talha, Ebu Eyyub el-Ensari yedik. Taamen, bir yemek. Öyle yemek ki kad meshetun nar, nar ona temas etmiş, ateşte pişmiş. فَقُمْتُ لَا نَتَوَضَّى ben abdest almak için kalktım. فَقَالَا onların ikisi dediler li bana ki اَتَتَوَضَّى مِنَ الطَّيِّبَاتِ tayyip güzel olan şeylerden abdest mi alırsın? لَقَدْ جِيْتَ بِهَا اِرَاقِيَّةً لَقَدْ جِيْتَ sen geldin biha bu meseleyle irakiyeten irakiye olduğun halde. Yani sen bu meseleyi Irak'ta mı öğrendin? De ehli Medine'nin emelini terk ettin. Ehl-i Medine temiz bir şeyler yedi mi isterse ateşte piştin. Abdesti bozmaz. Sen bunu Irak'ta öğrendin de geldin burada abdest alıyorsun. فَهَذَا اَبُوْ تَلْحَ وَاَبُوْ اَيُّبْ İşte Ebu Tele ve Ebu Eyyub bunlar kat salleya namaz kıldılar. بَعْدَ اَكْلِهِمَا yedikten sonra مِمَّا غَيَّرَتِنَّرْ ateşin tayir etmiş olduğu bir şeyi yedikten sonra namazlarını kıldılar ve لَمْ يَتَوَدَّا abdest almadılar. وَقَدْ رَوَيَا حَلُّكَ اَبُوْ تَلْحَ olsun, Ebu Eyyub olsun, her ikisi de rivayet ettilerdi. An Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den rivayet ettilerdi ki اَنَّهُ sallallahu aleyhi ve sellem اَمَرَ بِالْوُدُوءِ abdest ile emretti مِنْ ذَٰلِكْ ateşte pişen bir şeyi yemekten. Ateşte pişen bir şeyi yedin mi abdest alın diye emretmişti. Bunu bunlar rivayet ettiler. فِيمَا قَدْ رَوَيْنَا bizim rivayet etmiş olduğumuz eserlerde اَنْهُمَا bunlardan فِي هَذَا الْبَابِ bu babın evvelinde bunlar abdest alın diye rivayet etmiştiler. Burada da abdest almayın diye rivayet var. Aynı sahabelerden. فَهَذَا لَا يَكُونَ bu olmaz. عِنْدَنَا bizim indimizde bir sahabe öyle rivayet etsin abdest alın diye Resulullah'tan rivayet etsin kendisi de abdest almasın. Zıt olan iki işi yapmaz. İlla vakat sebete, illa sabit oldu. Neshu ma kadre veya illa rivayet etmiş oldukları şeyin neshi sabit oldu da onun için yaptılar. Kimden rivayet? Anin Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den rivayet etmiş oldukları. Min zalik bundan, yani ateşte pişen bir şey abdesti bozar, abdest alın diye rivayet etmişlerdi ya, işte bu nesh edilmişti. Bunun neshi sabit olmuştu. İndehuma her ikisinin indinde de neshi sabit olmuştu da onun için abdest almadılar. Rivayet, evvelki rivayetleriyle amel etmediler. فَهَذَا وَجْهُ هَذَا الْبَابِ işte bu babın veçhi budur. مِنْ تَلِيكِ الْاَثَارِ eser terikiyle. Eser terikiyle sabit oluyor ki bu emir evvelce var idi, sonra da nesh edildi. وَاَمَّا وَجْهُهُ مِنْ تَرِيقِ النَّظَرِ nazar tarikiyle bu meselenin veçhi فَاِنَّا قَدْ رَئِنَا هَذِي الْاَشْيَا biz bu şeyleri rivayet eyledik. اَلَّتِي قَدْ اُخْتُلِفَ فِي اَكْلِهَا eklinde ihtilaf edilen şeyler ki ateşte pişen bir şeylerde abdesti bozar bozmaz diye ihtilaf oldu. Bunları gördük ki اَنَّهُ يَنْقُدُ الْوُضُوَ اَمْ لَا bunlar abdesti bozar mı bozmaz mı? اِذَا مَسْهَتَنَّر nar temas ettiği vakitte bunlar abdesti bozar mı bozmaz mı? Yani ateşte pişen bir şey yenilirse abdesti bozar mı bozmaz mı? Bunda ihtilaf olduğu şeyi gördük. Fakat ecma
Ulema icma eyledi. Bu ihtilaf edenler icma eylediler ki enne ekleha o taami yemek keble mümâsetin nâr ateş değmezden evvel iyyâha o taama o şeylere ateş değmezden evvel onu yemek dayen kudul vudu'a abdesti bozmaz. Mesela bir çiget ateş görmemiş onu yesen yahut da herhangi bir taam ki ateş görmeden ateş görmemiş bir taami yesen فَاَرَتْنَا اَنَّنْ زُرَى biz baktık ki bunlar abdesti bozmaz. Ondan sonra mürad ettik ki هَلِّنْ نَارِ حُكْمٌ bunlar ateş üzerine gelirse, ateş buna temas ederse bu ateşin bir hükmü var mıdır? Ateş için bir hüküm var mıdır? Öyle hüküm ki يَجِبُ فِي الْاَشْيَا işte bu şeylerde vacip oluyor. اِذَا مَسَّتْهَا ateş ona temas ederse o ateşin bir tesiri oluyor da bunda ateş bir hükmü icap ediyor. فَيَنْتَقِلُ بِهِ işte bu temas sebebiyle intikal ediyor hükmüha ateşin hükmü ileyha o şeylere. Yani baktık ki bir takım şeyler var ki ateş gör bunlar da ihtilaf olundu. Ateşte pişmiş yenirse abdesti bozar mı bozmaz mı? Bir defa baktık ki bunlar ateş görmezden evvel yenilirse abdest bozmaz. Peki o yenilirse abdest bozmaz. Mesela buğdayı yedik, abdest bozmadı. Pirinci yedik, arpa abdestimizi bozmadı. Bir de buğdayı pişirdik yahut da pirinci pişirdik yahut da eti pişirdik. Bu ateş buna temas etti diye bu ateşin bir tesiri oldu mu, olmadı mı? Öyle bir tesir olacak ki bu ateş değmek sebebiyle o hükmü değiştirecek. Bozmayan bir şey bozdu diyecek. Böyle bir şey oluyor mu, olmuyor mu? فَرَئِيْنَا biz bunu araştırdık, gördük. Neyi? الْمَا الْقَرَاحَ temiz bu suyu, hiçbir şeye katışmamış bir su. Bunu gördük ki bu suyu içerse temiz bu su abdesti bozmaz. Bir de bunu getirsek ateşin üzerine koysak ateşte kaynasa evet abdesti bozar mı bozmaz mı? Bu gördük ki مَا قَرَاح yani قَرَاح قَرَاح yani temiz bir su. Tahiren ne olduğu halde? Tahiren temiz olduğu halde. Tüedda eda edilir bir anında el-ferud farzlar. Temiz bir sudur. Farzlar. Abdest alınır, yenilir, içilir. Sümme ra'inahu. Yine bu suyu gördük ki de suhfine ateşte kaynatılsa fesare olur. Mimma kat mesetunlar. Ateş de genç şeylerden olur. Enne hükmehu. Bu vakitte onun hükmü fi taharetihi. O suyun temiz olmasındaki hükmü ala ma kan aleyh yine olduğu gibidir. Kable mümâsetihin nâra nâra temas etmezden evvel. Kable mümâsetihin nâra nâra temasından evvel onun hükmü oldu. Evet. Yine öylece oldu. Kable mümâsetihin nâra iyye. Nâr ona değmezden evvel hükmü neyse ateşledikten sonra da öyle oldu. Ve ennen nâra ateş lem tuhdis ihdas etmedi fihi o kaynatılmış suda hükmen bir hüküm ihdas etmedi ki öyle hüküm ki yentekilu bih evet o sebeple o ihdas sebebiyle intikal eder hükmü narın hükmü ila gayri ma ul bir şeyin gayrini ki kâne aleyhi fil bedi evvelinde onun üzerineydi evvelden bir hüküm üzerineydi sonradan ateşteydi de değişti böyle bir şey olmadı. Temiz bir su kaynatılmazdan evvel yenilir, içilir neyse kaynatıldıktan sonra da hüküm öyle. Bunda da yani ihtilaf edenlerin de ihtilafı yok. Öteki ateşte pişen şey abdesti bozar diyorlar. Fakat bu suda onlar da bozmaz diyorlar. Bunu gördük. Lemma böyle gördüğümüz gibi felemma kâne vakfek oldu. Maşul bir şey ki vasıfına vesfettik. Ki yani temiz bir su kaynamazdan evvel neyse kaynadıktan sonra da hükmü değişmez. Kezalik böylece oldu. Yani onda ateş bir ittifak tesir etmedi. Kâne fin nazar kıyasla oldu öyleyse ki ennet ta'amet tahire temiz olan bir ta'am. Ellezi öyle ta'am ki la yekûne ekluhu onun ekli olmaz. Kablen temessehun nâru ateş ona değmezden evvel olmaz. Hedesen hades olmaz. Abdestsizlik olmaz. Abdestini kaçırmaz. اِذَا مَسَّتُ النَّارِ nar ona değdiği vakitte لَا تَنْقُلُهُ onu nekletmez. Hali halında nekletmez. وَلَا تُغَيِّرُ حُكْمَهُ onun hükmünü değişmez.
Ve yekun olur hükmuhu o şeyin hükmü. Ba'de mesisin nâri iyyâhu. Ateş ona değdikten sonra onun hükmü olur. Ke hükmihi, yani o şeyin kendi hükmü gibi olur. Kebde zâlik ateş değmezden evvelki gibi olur. Ateş değmezden evvel. Hükmü nasıl idi? Ateş değdikten sonra da hükmü öyledir. Kıyasen ve nazaran alâ mâ beyyine. Bu beyan ettiğimiz şeye kıyasen. Binaenaleyh. Herhangi bir şey ki ateş değmezden evvel abdesti bozmuyor. Ateş değdikten sonra, ateşte piştikten sonra da abdesti bozmaz. Kıyas bunu icap ediyor. Ve huve kavle Ebi Hanife'te ve Ebi Yusuf ve Muhammed ibn el-Hasan. Bu üç imamın kavli budur. Sonra İmam-ı Malik, İmam-ı Şafii, İmam-ı Ahmet ve Cumhur-i Ulema'nın da mezhebi budur. Hatta Kadiyat bunun üzerine icma naklediyor. Diyor ki önemli bunda icma eylemiştir. وَقَدْ فَرَّكَ قَوْمٌ bir takım cemaat tefrik ettiler, ayırdılar بَيْنَ لُحُومِ الْغَنَمِ وَلُحُومِ الْاِبِلِ koyunun etleriyle develerin etlerinin arasını tefrik eylediler. Evet, bu da bir başka bir mesele. İmam Ahmed ibn Hanbel, İshak ibn Rahevi, Yahya ibn Yahya, Ebu Bekir ibn Nüzir, İbn Huzeyme, Ebu Bekir Beyhaki ve Eshab-ı Hadis, Ebu Musa el-Aş'ari ve daha Cabir ibn-i Semre, bunların mezhebi de budur. Ki koyun eti başkadır, deve eti başkadır. فَاَوْجَبُوا bunlar vacip kıldılar. فَاَكْلِ لُحُومِ الْاِبِلِ deve etlerini yediğinde vacip kıldılar. اَلْوُطُوَ abdesti. وَلَمْ يُوْجِبُوا ذَٰلِكِ abdesti vacip kılmadılar. فَاَكْلِ لُحُومِ الْغَنَمِ koyunun etini yemede vacip kılmadılar. Koyunun eti pişse de ateşte abdesti bozmaz dediler. Ama deve eti yerse bozar dediler. وَحْتَجُوا فِي ذَٰلِكَ bu mesele hakkında ihticac ettiler. Bima bir hadiste ki haddesena bize rivayet eyledi Ebu Bekret'e. Kale haddesena Mu'emmel ibn İsmail. Kale haddesena Süfyan. Kale haddesena Simakun. Simakun el-Har. En Câfere ibn-i Ebi Sevr. En Câbir ibn-i Semurete. Kale. Câbir ibn-i Semure diyor ki Sü'ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz sual edildi. Ene tevaddavu min luhumil ibili. Dediler ya Resulullah, deve etlerini yedik mi? Biz ondan abdest alalım mı? Abdestimiz kaçar mı? Kâle naam. Evet, abdestiniz kaçar. Abdest alın. Buyurdular. Kıyla dediler ki efene tavaddav min luhumil ghanem. Koyunun etini de yedikimizde ondan da abdest alalım mı? Kâle Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdular ki la, ondan abdest almayın. Şimdi bu hadisi şerifi Cabir ibn-i Semre rivayet ediyor. Öyleyse koyun etiyle deve eti bir olmadı diyorlar. Koyun eti abdesti bozmaz, deve eti abdesti bozar. Bu hadisi istidlal ettiler bu mezhep sahipleri. Yine bir hadisi daha, bu hadisi başka bir rivayette naklediyor. İmam-ı Tahavi buyuruyor ki haddesena Ali ibn-i Ma'bed. Kale haddesena Muaviyyet ibn-i Amrin. Kale haddesena Zaidetu an Simak ibn-i Harbi. En Cafer ibn-i Ebi Sevr. En Cabirin an-Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Eyni hadisi şerifi İmam-ı Tahavi Ali ibn-i Ma'bed tarifiyle rivayet ediyor ki Resulullah Efendimiz'e sordular, deve etini yedik mi abdest alalım mı? Evet, abdest alın buyurdu. Koyun etini yersek abdest alalım mı? Hayır, abdest almayın buyurdular. Üçüncü hadis, haddesena Muhammed ibn Huzeyme, haddesena el-Haccac, haddesena Hammadun en Simak ibn Harbi, en Cafer'e en ceddihi Cabir ibn-i Semure. Cabir ibn-i Semure'den rivayet eyledi ki enne racülen bir adam, kale ya Resulullah, dedi ki ya Resulallah, اَتَوَضَّوُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمْ. Burada hemze-i istifamiye sakit. İki hemze bir araya geldiğinden hemze-i istifam düşmüş. Yani ben اَتَوَضَّوُ abdest alayım mı مِنْ لُحُومِ الْغَنَمْ koyunun etinden. Koyunun etini yersem abdestim bozulur mu, abdest alayım mı? Kâle sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki اِنْ شِيْتَ فَعَلْتَ dilersen abdest al. وَاِنْ شِيْتَ لَمْ تَفَعَلْ dilersense alma. İster al, ister alma. Yani abdestin kaçmaz. Ama sen alacaksan nurun ala nur olacak. O başka mesele. Kale, o zat dedi ki kale ya Resulullah. Kale yani Hazreti Cabir ibn-i Semre diyor ki kale, o zat dedi ki ya Resulullah, etevaddav min luhumil ibil. Burada da yine hemze istifam düşmüş. Etevaddav, ben abdest alayım mı? Min luhumil ibili, deve etlerinden. Abdest alayım mı? Kale sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki naam, abdest al.
Şimdi bu hadis-i şerifte ispat etti ki deve et abdesti bozar. Haddesena Muhammed ibn Kuzeyme kâle haddesena Haccacun kâle haddesena Ebu Avane en Osman ibn Abdillah ibn Mevhi en Ca'far ibn Ebi Sevr en Cabir ibn Semurate an-Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem mislehu. Yine aynı hadisi şerifi İmam-ı Tahavi Muhammed ibn Kuzeyme terkiyle rivayet ediyor. Tabi başka senet oluyor bu. Ve halefen fi zalike aharun. Diğer adamlar bunlara muhalefet ettiler. Bunlar dediler ki deve et abdesti bozar, koyun eti bozmaz. Diğer bir cemaat geldi bunlara dediler ki hayır öyle değil. Fekalu dediler ki la yecibül vudu lissalati. Namaz için abdest vacip olmaz. Ve ekli şeyin min zalike. Bunlardan bir şeyi yemekle, yani deve eti yemekle abdest bozulmaz. Abdest için, namaz için abdestle lüzum gelmez. Şimdi evvelce dedi ki ateşte pişen şey abdesti kaçırır mı kaçırmaz mı, oradaki ihtilaf halletti. Ateşte pişse bile abdesti kaçırmaz dedi. Yalnız bir mezhep sahibi, bir mezhep sahiplerini zikreyledi ki İmam Ahmed bin Hanbel onlardan, onlar dediler ki evet sizin dediğiniz doğrudur da yalnız deve eti değil. Deve eti müstesnadır. Deve eti abdesti bozar. Dediler. Diğer cemaat dediler ki hayır bozmaz. La yecibül vudu'u lissalati bekli şeyin min zalik. Bu deve etlerinden yiyen bir adamın abdesti bozulmaz. Namaz için abdest alması icap etmez. İşte hulefai erba'a İmam Ebu Hanife, İmam Malik, İmam Şafii ve Ashab-ı Kiram'ın ekserisinin mezhebi de budur. Ve kâne minel hücceti lehum fî zâlik. Bu mesele hakkında bunların lehine olan hüccettendir ki ennehu kad yecûzu şan. Ennehu şan kad yecûzu caiz ki en yikûnel vudû abdest ola. Ellezî erâdehün nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz deve eti yediniz mi abdest alınız buyurdu ya, caiz ki bu vududan murat ola. Huve gastel yedi, el yıkamak. Yani deve eti yağlıdır, kirlidir. Deve eti yedi mi elinizi yıkayın. Caiz ki bu ola. Ve ferreke kavmun beyne luhumil ibili ve luhumil ganebi fizalik. Bu mesele hakkında bir takım cemaat fark ettirdi diyor. Ama daha sahihi bu ve ferreke kavmun yok. وَفَرَّكَ بَيْنَ لُحُومِ الْاِبِلِ yani Resulullah Efendimiz ayırdı, tefrik etti بَيْنَ لُحُومِ الْاِبِلِ وَلُحُومِ الْغَنَمِ devenin etiyle koyunun eti arasında tefrik ettirdi فِي ذَلِك bu mesele hakkında. Yani sual eden vedu dedi, ben deve eti yedim mi abdest lazım mı, lazım, koyun eti yedim mi lazım mı, değil. Bunda caiz ki Resulullah Efendimiz el yıkamayı murad etti de ikisini ayırdı. Deve etini yedin mi ellerin yıka, koyun eti yedin mi ellerin yıkama. Bunu murad etmiş ola ne için? Lima fi luhumil ibili minel gılaz. Deve etinde gızzet ve sah, yani yağ çok olduğundan dolayı. Ve min galebeti ve dekiha, onun yağının galebesinden dolayı. Ala yedi akiliha, yiyen adamın eline çok yağ bulaşır ve yağ da kalındır, binaenaleyh elini yıkasın. Felem yurahhis, bunun için Resulullah Efendimiz ruhsat vermedi. Fi terkihi alel yedi, el üzerinde onu öyle terk etmeye ruhsat vermedi. Yani kalk yıka dedi. Ve ebahe, Resulullah Efendimiz mübah buyurdu. En la yetavadda, abdestlanmaya min luhumil ganem, koyunun etinden el yıkamayı, el yıkamasını mübah gördü. Yani yıkanmasına lüzum görmedi. لَعَدَمِ ذَٰلِكَ bu vesah olmadığında minha, koyunların etlerinde, koyunların etlerinde böyle bu derece yağlılık olmaz. Onun için müsaade etti. Böyle olmak ihtimali var. وَقَدْ رَوَيْنَا فِي الْبَابِ الْاَوَّلِ biz birinci babda zikreyledik. فِي حَدِيسِ Cabir'in, Hazreti Cabir'in hadisindeki اَنَّ آخِرَ الْاَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'den iki emirde sadir oldu. Abdest almak, almamak. Ateşte pişen bir şeyin abdesti bozar mı, bozmaz mı? İki emir de Resulullah Efendimiz'den sadir oldu.
sabit oldu. Bu rivayetler geldi. Lakin hangisi son oldu? Bu iki emrin sonuncusu hangisi oldu? Terkel vudu'i mimma gayyiretin. Ateşte pişmiş bir şeyden abdestin terki oldu. Binaenaleyh terki olduğu gibi evvelkisi mensuh oldu, ikincisi de nasuh oldu. Ve izâ kâne olduğu vakitte mâ tekaddeme minhu. Bu abdestin terki, tekaddim edin bir şey. Ki huvel vudu'a mimma messetinler. Ateşte pişen bir şeyden abdestin terki olursa. Çünkü iki emir de sabit. Fakat abdest almamak sonuncusu olduğundan hüküm öyle kalıyor. Abdesti terk etmek olursa ve fî zâlike bu ateşin değmiş olduğu şeylerde de orucudur. Lühûmül ibili ve gayruha. Deve eti de vardır, başkaları da vardır. Ne dedi yani burada? Cabir radıyallahu anh dedi ki Peygamber Efendimiz ateşte pişen bir şeyler abdesti bozar mı, bozmaz mı? Ve bozar rivayeti var, bozmaz rivayeti var. Dedeki sonuncusu bozmaz. Ateşte pişen şeyler abdesti bozmaz dediğimizde bunlar da fizalike işte bu ateşte pişen şeylerin içinde vardır. Lühumul ibili ve gayruha deve eti de vardır, başkaları da vardır. Kâne fî terkihi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin terkinde oldu. Zalike bu ateşin değen şeylerinde ateşe değen şeylerin de abdesti terk etmekte oldu. Evet, terk-i vudu'yı yani ki terk-i sallallahu aleyhi ve sellem'in terk-i oldu. Zalik bu abdesti terk etmesi terk-i vudu'yı min lühumil ibili. Bunların içinde deve etinden abdest almak da oldu. Madem Resulullah Efendimiz ateş pişen bir şeyden abdesti terk ediyor. Öyleyse bunları terkte ne var? Terk-i vudu'yı min lühumil ibili. Develerin etlerinden abdest almanın terk-i var. Öyle o da onun efradında. Madem ateşte pişen şeyler abdesti bozmuyor, onun efradı çok. Deve eti de yer, koyun eti de yer, başka şeyler de yer, ateşte pişen ne yerse yersin, efradı hepsi ona dahildir. Hiçbirisi abdesti bozmaz. فَهَذَا حُكْمُ هَذَا الْبَابِ مِنْ تَرِيقِ الْأَسَرِ. Eser tarikiyle bu babın hükmü budur. وَاَمَّا مِنْ تَرِيقِ النَّزَرِ. Ama nazar tarikiyle فَاِنَّا قَدْ رَئِيْنَا. Biz gördük el ibile vel ganemi. Deveyi ve koyunu gördük. Sevaen müsavi gördük. Fi halli bey'ihima satışlarının helal olmasında ikisi de satılır. Ve şürbi lebenihima sütlerinin içilmesinde. Satışları ikisinin de helal. Sütlerinin içilmesi ikisi de helal. Ve tahareti lühumihima etlerinin temiz olmasında da müsavi gördük. Onun da koyunun da eti temiz, devenin de eti temiz. Ve ennehu la tefteriku ehl. Ehkâmuhuma, deve ve koyunun hükümleri ayrılmaz gördük. Fîşeyin min zâlik. Bunların hiçbir şeyinde ayrılmıyor. Ne alışverişte, ne sütlerinin içilmesinde, ne etlerinin yenilmesinde aralarında bir fark yok. Fennezeru alâ zâlik. Buna kıyasen ennehuma, deve ile koyun fî ekli lühûmihima, etlerinin yemesinde de sevâ müsavidir. Etlerinin yemesi de müsavidir. Koyununki abdesti bozmadığı gibi deveninki de bozmaz. فَكَمَا كَانَ لَا بُدُوَةِ اَكْلِ لُحُمِ الْغَنَمِ. Koyunun etini yemekte abdest olmadığı gibi فَكَذَٰلِكَ لَا بُدُوَةِ اَكْلِ لُحُمِ الْغَنَمِ. Devenin etini yemekte de abdest yoktur. وَهُوَ قَوْلُ اَب۪ي حَن۪يفَةَ وَاَب۪ي يُوسُفَ وَمُحَمَّدْ اِبْنِ الْحَسَنْ رَحْمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالَ. Bu üç imamın kavli de budur. Hatta ehli ilmin ammesinin kavli budur. Kadi İyaz diyor ki ehli ilmin umumi bu mezhep üzerindedir. Hatta biliyor ki ve ammetül fukaha, bütün fukahanın mezhebi de budur. Yalnız İmam Ahmed bin Hanbel ve daha başkaları bu meselede ayrılıyor. Deve etinin üstesine geliyorlar. Şimdi hulase ateşte pişen bir şey abdesti kaçırmaz. İster deve eti olsun, ister koyun eti olsun, ister herhangi bir şey olsun, mesele bunda karar ediyor. Hanefi mezhebi bu. Diğer Şafii, Maliki mezhebi de bu. Ahmed bin Hanbel'de bu mesele hakkında ihtilaf var. Vallahu Teala alem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.